Teşekkür ederim. Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi sansür yasasının ilk incelemesini yaptı ve esasen incelemek üzere kabul etti. Bizim için yeterli mi? Hayır, yeterli görmüyoruz. Bizim için öncelikli talep bu sansür yasasının derhal yürürlüğe girmesinin durdurulmasıdır. Kendini mahkeme yerine koymuş bir Adalet Bakanı'nın en akçılara bir şey olmaz sözü bizim için bir güvence değildir. Muhatapları için de bir güvence olamaz. Bizim güvencemiz yasalardır. Biz yasalarla hareket ederiz. Yarın bir mahkemenin en akçıları çağırmayacağını garantisini Adalet Bakanı mı verecek? Adalet Bakanı ben öyle söyledim ama şimdi böyle bir uygulamayı biz gerektiği şekilde yapıyoruz derse bunun sonucuna kim katlanacak? Uygulama önemli diyor. Evet, uygulama önemli. RTÜK'ün nasıl uygulama yaptığı ortada. Tamamen yandaş bir baskıcı sistemle uygulama yapıyor. AYM bir keyfi davranış içerisinde sarayın sopası olmuştur diyor RTÜK için. AYM bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor ve diyor ki basın ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, düzenleme yapılması gerekir diyor. Cumhur İttifakı ise tam tersine bir adımla sansür yasasını çıkartıyor. Neden şimdi sansür yasasını çıkartıyor? Seçimlere 7 ay kala neden böyle bir şeyin altına imza atıyor? Toplumun beklentileri varken ve bu beklentilerinin karşılanması için gözlerini, yüzlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne döndürmüşken bir sansür yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor olmasının nedeni ne? Çünkü yaptıklarının ve yapacaklarının toplum tarafından duyulmasını ve konuşulmasını istemiyor. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bu yasa sansür yasasıdır ve insanları özgürlüklerinden mahrum bırakacaktır. AYM'nin en kısa sürede yürürlüğü durdurulması talebimizi değerlendirmesini istiyoruz. Özgür bir basın olmadığı müddetçe insanlar kendi ifadelerini özgürce kullanamadığı müddetçe insanlar kendi yaşamlarıyla ilgili konuşma hakkını kaybettikçe Türkiye özgürlük alanında kısıtlanır ve Türkiye artık bir demokratik ülke olma konumundan çıkar. 20 yıldan beri bunu yaşıyoruz. Ama gittikçe sıkıştırılıyoruz. Nefes alamaz hale getiriliyoruz. Basın konuşursa suç, milletvekili konuşursa suç, vatandaş konuşursa suç, sivil toplum örgütleri konuşursa suç, kim konuşur, meslek odaları konuşursa suç, herkes bir sabah kapı çalınıp, evi aranıp, gözaltına alınıp, tutuklanıp, adil olarak yargılanmadan toplum tarafından linç mekanizması geliştirilerek töhmet altında bırakılabiliyor. Yıllarca cezaevlerinde kalabiliyor. Bu sansür yasasıyla bu daha çok artacaktır. Cezaevleri bilim insanlarının, akademisyenlerin, milletvekillerinin hakkını ifade etmek isteyen meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle doldurulacaktır. Böyle bir ülke özgür bir ülke olabilir mi? Böyle bir ülke demokrasiyle yönetiliyor denilebilir mi? Bence denilemez. Türkiye'de asıl konuşmamız gereken ekonomidir. Merkez Bankası aylardan beri kur korumalı mevduatın ne olduğunu, ne ödediğini soruyoruz. Kur korumalı mevduata Merkez Bankası ne ödüyor? Cevap yok. Geçen hafta Merkez Bankası yöneticisi ben bilgi veremem dedi. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa koyucudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin sesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir bürokrat ben bilgilendiremem diye bir yaklaşımda bulunuyorsa bu bürokratın bir dakika dahi yerinde durmaması gerekiyor. Merkez Bankası'ndan oluşan Maliye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların da altındadır diyerek Fuat Oktay cevap veriyor buna. Ya böyle bir ciddiyetsiz cevap olabilir mi? Böyle ciddiyetsiz bir yaklaşım olabilir mi? Milletin sofrasından kesip de zengine vereceksin, hesabını sorunca da hesap vermeyeceksin, rakam vermeyeceksin. Sizin taban dediğiniz nedir? Bakın Fuat Oktay diyor ki, kur korumalı mevduatta katılım sayısı 2.3 milyon kişiyi aştı diyor. Yani ne demek istiyor? Tabana yayıldı diyor. 2.3 milyon kişiyi aştı diyor. Peki bu kim?
Bu tabon kim? Askeri ücretliler bu tabanın içinde mi gerçekten? Yoksul vatandaşlarımız bu tabanın içinde mi? Yoksul vatandaşlarımızın sıkıntısını anlayabiliyor mu Fuat Oktay? 1,5 trilyona ulaşmış vatandaş, yoksulluktan kıvranan vatandaş bunun içinde mi? Bankalara olan 1,5 milyon borçlarını ödeyemiyor vatandaş. Vatandaş sıkıntı içerisinde ve sıkıntı içerisinde olan vatandaşın temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan değil. AKP iktidarı değil. Atanmış Fuat Oktay değil. Merkez Bankası'ndaki bürokratlar değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletvekilleridir. Onun derdinden anlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bürokratlar ne diyor, atanmışlar ne diyor? Biz sizlere bilgi verilemeyiz diyor. Bunların hiçbir tanesi doğru yaklaşımlar değil. Bugün Alevi örgütlerinin %90'ını temsil eden arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Alevi Bektaşi Dernekleri Genel Başkanı Mustafa Arslan, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Keçmez. Getirilen Alevi Dernekleri ile ilgili, Cem Evleri ile ilgili, Alevilerle ilgili bir yasa önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriliyor. Burada getirilen konuyu biz 1800 Alevi Derneği'yle görüştük, 1800 Alevi Cemaati'yle görüştük diyor AKP. Temsilcileri burada bizden görüşen yok diyor. Hiçbirisi bizimle görüşmedi diyor. Bizim haklarımızı, hukukumuzu savunacak bir yasa, bir torba yasanın içerisine sıkıştırılarak geliyorsa bu Alevilere yapılmış bir hakarettir. Alevilerin yıllardan beri süren sorunları bir torba yasada değerlendiriliyorsa bu bizim için hakarettir diyor. Bizim temel sorunlarımız var diyor. Biz cem evlerinin ibadethane sayılmasını istiyoruz diyorlar. Ve bunun içinde hepsi birlikte bir araya gelip şunu söylüyorlar. Bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin torba yasasından derhal çıkartılmalıdır diyorlar. Kültür Bakanlığı'na bağlamak gibi ucube bir karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmemelidir diyorlar. Biz de buna destek veriyoruz. Doğru söylüyorlar. Bu konuda Alevilerin sesi olmaya, orada da Alevilerin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Alevisiyle, Sünnisiyle birlikte kardeşçe yaşamanın yollarını aramalıdır. Eşit yurttaşlık hakkından bütün herkes eşit bir şekilde yararlanmalıdır. Türkiye'de ayrıştırmaya yönelik, kamplaşmaya yönelik politikalar artık son bulmalıdır. Düşmanlaşmaya yönelik politikalar artık son bulmalıdır. Kardeşlik için, barış için masaya oturmalıdır ve biz bunun takipçisi olacağız. Kardeşliğin, barışın takipçisi olacağız. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı? Cumhuriyet Halk Partisi de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbette otururlar. Bununla ilgili birlikte bir davet verilir mi, verilmez mi bu konuyu tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan? Yok. Buyurun. Evet. Amasya'daki maden faciası ile ilgili hiçbir samimi yaklaşımlarını görmüyoruz. Araştırma önergesinin kabul edilmesi, ortak bir araştırma komisyonunun kurulmasını biz AKP'nin bu konudaki sıkışmışlığından kaynaklandığını düşünüyoruz. 301 vatandaşımızı kaybettiğimiz Soma'da ne yaptılarsa aynısını burada da yapmak için harekete geçtiklerini görüyoruz. Kaç gün geçti aradan? Bugüne kadar atılmış tek bir somut adım yok. AKP iktidar için Recep Tayyip Erdoğan için insan hayatının bir değeri yok. Onlar şöyle diyorlar.
Öldü mü? Evet, kaderinde varmış. Bu kadar. İnsan hayatının onlar için karşılığı bu. Fıtratında varmış, kaderinde varmış. Kendi inançlarımızı, kendi dinimizi dahi kendi görüşleri çerçevesinde çarpıtarak toplumu ikna etmeye çalışan bir iktidardan bahsediyoruz. Bu komisyon çalışır, çalışmaz, ne yapar, ne getirir hep birlikte göreceğiz. Ama bu komisyonun içerisindeki Cumhur İttifakı'na güvenmiyoruz. Onların bir objektiflik içerisinde bunu değerlendireceğine güvenmiyoruz. Kendi araştırma ekiplerimizi kurduk. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik Sayın Genel Başkan. Biz kendi araştırmamızı yapıyoruz. Çok kısa zamanda da Türkiye kamuoyunun önüne koyacağız. Yasal olarak bu işin takipçisi olacağız ve ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konunun takibi için üzerimize düşen ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın canı bizim için her şeyin üstündedir. Teşekkür ederim. Saygılar.